İnce Görüş'ün yeni bölümüyle karşınızdayız. Erman abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sercan hoş geldin. Merhaba Murat. Erman abi nasılsın? Vallahi çok şükür. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. İşte yeni bir hafta, yeni bir İnce Görüş için hazırız. Hazırsan başlayalım. Tabii ki. Abi Galatasaray'la başlamak istiyorum. İkinci yarıyla birlikte Galatasaray'da ufak bir silkinme var en azından hücum anlamında. Hani daha çok pozisyon çeşitliliği sağlanıyor ilk yarıya göre. Hani bunda sol bek Sarakki'nin de etkisi olduğunu kısmen gördük. Ama benim sormak istediğim şey şu. Sarakki çok fazla hücuma çıkıyor ve arkasında boşluklar bırakıyor. Galatasaray'ın Marka gibi de hata yapmaya meyilli bir savunmacısı varken nasıl bir çözümle yaklaşması gerekiyor Fatih Hoca'nın? Birincisi Galatasaray Denizli ile oynarken Nagatomo ile de oynuyor olsa bu hücum katkısını sol bekitten görürdük. Bu birincisi. İkincisi Fark yaratan şey ilk yarıdan aldıkları dersten ziyade Emre Akbaba'nın Galatasaray'ın 11'ine girişi. Galatasaray'ın 11'inde bu kadar iyi bir organizatörün oluşu, oynamayı özlemiş bir 10 numaranın oluşu bence fark yarattı. Ama Galatasaray'ın oyununun ilk yarıya göre çok çok iyi duruma geldiğini söylemek de yalan olur. Çünkü özellikle 2-1'den sonra Denizli Spor'un maçı kurtarabilecek pozisyonları var. Bu pozisyonları verdiğiniz sürece kolay pozisyon veren, kolay gol yiyen takımın şampiyon olduğunu ben hiç görmedim. O yüzden de Galatasaray'ın öncelikle bu sol bek sol stoper meselesinde senin söylediğin gibi zaaflarını gidermesi gerektiğini düşünüyorum. Sarakki için karar vermek iki tane yaptığı servis üzerinden çok kolay değil. Öncelikle büyük takımların beklerinin ters kademe gibi savunmada birebir de kolay eksilmeme gibi özellikleri olması gerekir. Bu özelliklerinin daha iyi test edildiği bir maçtan sonra istersen Sarakki'yi bir daha konuşalım. Nispeten biraz daha rahat bir fikstürü var Galatasaray'ın hani önümüzdeki 5 haftalık süreçte. Yani Konya Spor'a bir karşılaşacak. Yani o Konya Spor çıkışa geçmesi beklenen Kayseri ile karşılaşacak. Hani bu süreçte bir uyum sağlandıktan sonra en büyük test galiba Fenerbahçe maçı olacak onun için de. Yani Kadıköy'deki derbinin her zaman Galatasaray için zor geçtiğini söylemek mümkün. Ama 10 puan var şu anda liderler arasında. 10 puan. Çok ciddi bir seri yakalamak lazım. Bu seriyi ilk yarıda Beşiktaş yakalamış olmasına rağmen hala Galatasaray ile aynı puanda. Yani Kazandığı kadar rakiplerinin de çok fazla kaybetmesi gereken bir sezon ikinci yarısı. Ben açık söyleyeyim Murat, hiç Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'dan şampiyon çıkacakmış gibi futbol oynayan bir takıma rastlamadım bu üç takım arasında. O yüzden de hiç kolay görmüyorum. Elbette Galatasaray kötü oynarken de kazanmasının avantajını kullanacaktır ama bir yere kadar. Şampiyonluk dedik. Haftalardır burada da e, konuşuyoruz, bir yere varmaya çalışıyoruz. Sivas Spor üzerinden şampiyon olur mu, olmaz mı falan. Ee, birçok açıdan değerlendirdik. Kadro yeterli mi? Teknik direktör tecrübeli mi? Camia bunu uygun mu falan diye daha geçen hafta konuştuk. Ama biz bunu konuştuktan sonra Sivasspor ligin en zor deplasmanlarından birine, Beşiktaş deplasmanına çıktı ve oradan galibiyet çıkarmayı da başardı. Ee, artık Sivasspor şampiyon olur diyebilir miyiz? Hani ol olacak diyemeyiz ama olur olabilir der miyiz. Sercan şöyle söyleyeyim. Sivaspor düşmemeye oynadığı bir sezonda da Beşiktaş deplasmanını böyle oynar. Yani yaslanır geriye, boş alanı bulmaya çalışır, rakibin hatasını değerlendirmeye çalışır. İşte Karyos'un hatasını değerlendirdi. Rakibinin nasıl söyleyeyim Abdullah Avcı'nın söylediği gibi aklıyla değil biraz daha ruhuyla oynamaya çalıştığı anda bıraktığı boş alanı değerlendirdi ve bu işi gördü. Şampiyonla oynayan bir takımla Sivasspor'la düşmeme oynayan Sivasspor İstanbul deplasmanında bunu oynardı zaten. Mesele daha puana ihtiyacı olan Sivas'a bir puana gelen veya kendi sahasında Sivas'tan alacağı bir puana çok ihtiyacı olan maçlarda ne yapacakları? Bir dönüşüm geçirmek zorundalar. Evet şampiyonluk için Sivas Spor her hafta şansını kuvvetlendiriyor. Ve rakiplerinin çok tedirgin edici bir performansı var. Çünkü fiziksel olarak çok güçlüler. Sivassporlu oyuncunun ayağına kramp girdiğini görmüyorsun. Rakibinden hep daha fazla koşmasına rağmen. Oyuncuların maçlardan sonraki röportajlarında yaptıkları işten aldıkları keyfi, ...mücadele etmekten aldıkları keyfi ve şampiyonluk için çok iştahlı olduklarını görüyorsun. E şampiyonluk için gerekli kriterlerin... ...çok ciddi bir kısmına sahipler. Ama dediğim gibi son 16 haftada en az 7-8 tane maç en az... ...topa sahip olarak daha arayarak belki kapanan savunmaları ki... ...bu kapanan savunma konusunda Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesi... ...ama kendileri gibi kapanan savunmaları açmak zorunda olduğu maçlar oynayacaklar. Boş alanda Yatabare evet. Boş alanda Kone evet. Ama kapanan savunmalara karşı ne yapacaklar mesela? Bu sorunun cevabını son 16 haftada göreceğiz. O cevabı göre de şampiyon olmayacakları belli olacak. Maç sonu röportajlarından yola çıkarak oyuncuların şampiyonluğu olan inancı ve isteğinden bahsettin abi. Evet. Ama diğer takımlara baktığımızda o takımın oyuncuları daha mı az ister şampiyonluğu? Şimdi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'lı oyuncular maç sonu röportajlarında kendi taraftarlarına ve camialarına şampiyonluk konusunda ümit vermek zorundadır. Aynısı teknik direktörler için de geçerli. Ama Sivas Sporlu oyuncudan hiç kimse sezon başında şampiyonluk beklemiyordu. Sivas Spor buraya tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi ve şampiyonluğu konuşma konusunda en fazla hakkı onlar sahipler. Çünkü hani onların pozisyonunda belki 5 tane 6 tane doğal favori olan takımın üstünde yer alıyorlarsa şu anda 4 puan farkla İstanbul takımlarına 10 puan fark yapmışlarsa bunu konuşmak da onlar için gayet doğal bence. Beşiktaş'ta karşı karşıya geldiğinde Sivas Beşiktaş'ta oyuncular şampiyonluğa olan inançlarını kaybettiğinden mi yoksa sınırlı bir kadro mu yetersizler mi o yüzden mi kaybettiler? Beşiktaş'ta oyuncuların şampiyonluk yolunda açıkçası teknik direktörle arasında çok uyumlu bir görüntü olduğunu düşünmüyorum. Sezonun ilk haftasından itibaren Abdullah Avcı ve bu oyuncu kadrosunun birbirine çok inanan bir görüntü sergilediğini söylemek zor. Sivas Spor'dan daha az koştuğu için kaybetmiyor Beşiktaş takımı. Abdullah Avcı oyunculara anlatmak istediği şeyi doğru anlatsa dahi bunun sahaya geçme yüzünden bir türlü işler yürümüyor. Eğer siz de afiyetle teknik direktörde görmek istiyorsanız görürsünüz. Oyuncu grubunda görmek istiyorsanız oyuncu grubunda görürsünüz. Ama bir türlü bu iki taraf birbiriyle doğru anlamda buluşmuyor. Beşiktaş 7 tane üst üste maç kazandı. Oyun kalitesi anlamında 2 tane çok ciddi iyi maçı yok. Ama topu rakibe verdiği anda iyi savundu. Futbolun gerekliliğini yaptı. Ama bu oyunun şampiyonluğa yetmeyeceği de bir gerçekti yavaş yavaş oyununu da geliştirmesi gerekiyordu. Bunu beceremedi Beşiktaş. Peki çözüm ne Beşiktaş için? Transfer mi? Hoca değişikliği mi? Yoksa zaman mı? Çok açık söyleyeyim. Şu ekonomik krizde hep iyi oyuncuyu gönderip kötü oyuncuyu alırken teknik direktör değişiklikleri hani 3-4 haftalık bir ivme yakalatabilir sana ama işin sonunu getirmeni sağlamaz. O yüzden de şu anda ne Beşiktaş ne Fenerbahçe ve Asay'da zaten mümkün değil. Teknik direktör değişikliğini konuşmanın hiçbir anlamı yok. Büyük takımlar böyle e, anlamsız zamanlarda teknik direktör değişikliğine gitmezler. Bunun için sezon sonunu beklemek en doğrusu. Peki ama yine de çözüm ne o zaman Beşiktaş için? Şu anda Beşiktaş için bir çözüme gerek yok. Doğru oyuncu seçimleriyle. Bir kere Beşiktaş'ın savunma dörtlüsünde çok ciddi bir sıkıntı var. Yani biraz önce Murat Sarakki ve Markao'dan bahsetti. Doğru tespit. Aynı Aynısı Beşiktaş'ın Roko ve Rebeşo ikilisi için de geçerli. Ben Anadolu Kulübü teknik direktörü olsam, sağ kenarda oynayan çabuk bir oyuncuyu bu ikilinin arasına koşturur mutlaka pozisyona girerim. Buradan yola çıkarak şunu da konuşmalıyız bence. Şu an şampiyonluğu oynayan bir Sivas Spor var. Geçen sezonda o takımda iyi bir performans sergileyen Douglas var da sabekte. Şu an Beşiktaş'ın kadrosunda ama sıkıntılar olmasına rağmen savunmada forma şansı bulamıyor. Gökhan Gönül iyi oynuyor bir. İkincisi Douglas Sivas Spor için lüks ve o lüksü kaldırabilecek oyuncu grubuna sahip bir takımda. Peki Sivas'ta olsa şu anda Daktis şampiyonluk olsa, için bir şeyleri değiştirir Sivas'ta Sivas da olsa iş görür. Şampiyonluk için çok şey getirebilir. Sağ önde de sağ geride de oynar. Çok özel ve çok yetenekli bir oyuncu. Ama Beşiktaş takımında birincisi Gökhan Gönül'ü kesecek. Kaliteye sahip değil. Şöyle kalite ederken ofansif anlamda sahip. Ama beklerden beklentin önce savunmaysa Gökhan Gönül çok önde bir oyuncu. Douglas'ın Sivas Spor'da kendine olan özgüveni Beşiktaş'ta %10'larda falan. O yüzden de olmuyor. Antalya Spor'da ikinci yarıda çok fazla transfer yaparak giriyor. Şu an hani daha transfer de bitmedi ama Podolski gibi sükseli bir transfer yaptılar. Japonya'dan getirdiler. Sinan Gümüş'ü kiraladılar. Veysel Sarı Kasımpaşa'dan ayrılınca Antalya Spor'a geldi. Kudryashov Başakşehir'den geldi ve son olarak Yahovic'in geldiği söyleniyor. Yani gelme ihtimali oldu ki hoca da açıkladı Tamertun'a. Böyle bir çok fazla oyuncu ve kaliteli oyuncu transferi Antalya Spor'un Yararın olur mu? Ligde kalması için nasıl bir... Tabii ki yararın olur. Hmm. Şimdi devre arası sen yöneticisin. Önümüzdeki sezon ligde kalırsan çok ciddi bir yayıncı kuruluştan gelir elde ediyorsun. Bunun için risk almaya değer mi değmez mi? Risk alacaksan bilindik oyuncular üzerinden alırsın. Hani Sinan da bildik bir oyuncu. Podolski de öyle. Veysel Kasımpaşa'da kadro dışı kalana kadar sürekli oynayan ve bence Türkiye'nin iyi stoperlerinden bir tanesi. Kudryashov da hem sol bek hem stoper oynayabiliyor. Tamamı mantıklı transferler de işte bu ligin gol kralı adaylarından bir tanesi. Bu transferlerin hangisine neden yaptın diyebilirsin ki önümüzdeki yıl bu geliri tekrar elde edebilmek için bence devre arasında risk alınacaksa bu oyuncular üzerinden alınması mantıklı. Ya mesela Okan Hoca geçen sezon Rize'deyken bu şekilde bir risk aldılar. Hem yani çok fazla transfer yaptılar. Hani Süper Lig'de biraz bu Ocak ayı takımlar için çıkış oluyor ya bütçe anlamındaki şeyini merak ediyorum ben. Ya Hayırlı. onu tabii biz de tam bilemiyoruz ama Okan Hoca'nın yaptığıyla arasında şöyle bir fark var. Okan Hoca Vedat Muriç gibi, Boldrin gibi oyunculara hani müthiş bir sezonun ikinci yarısı yaşattı. Elindeki oyuncuları da parlatmayı başardı. İşin savunma kısmını kuvvetlendirdi. Ama Antalya Spor hem savunmanın göbeğini hem de Santrafor pozisyonunda çok kolay gol bulabilecek üst düzey kaliteli oyuncuları transfer etti. Şimdi böyle bakarsan Rize'nin yaptığından daha ciddi bir transfer hareketi diye düşünüyorum ben bu devre arasında Antalya'nın yaptığını. Benzer bir transfer stratejisini Kayseri Spor yapabiliyor olsa, e, mali olarak gücü olsa e, bunu mantıklı bulur musun abi? Çünkü bence en azından Kayseri Spor artık kurtulması çok zor o düşme hattından. E, benzer transferleri yapmış olmak e, kötüye gidecek bir ekonomiyi çok daha kötü hale getirir ve alt lige düşmüş olursun bu oyuncularla beraber. Daha benzerini söyleyeyim. Geçen sene Ankara gücü arasında yaptı. Yani en benzeri bu sanırım. Kendi elinde borcu olan bazı oyuncuları bıraktı. Borçlarını öteledi. Zaman kazandı. Bir iki tane iyi oyuncu. Boyd gibi, Orgil gibi. işi düzeltti. Ama Antalyaspor'un bunu yapması kurtulma adına ciddi anlamda şanslı olmasından dolayı bence. Kayserispor'un düşerken bu kadar harcama yapması çok mantıklı gelmiyor bana. Hani 6-7 tane oyuncu alacaksa şimdiye kadar almalıydı. Çünkü bu oyuncuların gelişi, ayak uydurması, yani çok puan farkı yokmuş gibi gözükse de üst üste maç kazanmak sezonun ikinci yarısında Kayseri gibi takımlar için çok zor. O yüzden Kayseri ve Ankara gücünün işinin düşmeme konusunda biraz zor olduğunu düşünüyorum ben. Fenerbahçe'ye geçelim. Gaziantep Spor'la, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadılar bu hafta. İlk yarı ile ikinci yarı arasında Fenerbahçe'nin performans olarak büyük farklılık sergilediğini gördük. İlk yarıda maçı da beraber izliyorduk. Çok sıkıldık, bunaldık. Sıkıcı bir maçtı. E, i̇kinci yarı ama bir şeyler değişti. Değişen şey e, soyunma odasında mı oldu yoksa e, sahaya giren yeni oyuncular, oyuncu değişiklikleri mi oldu? Şimdi deplasman fobisini Rize'yle yenmeye başlayıp Antep'le de tamamlamayı başardı Ersun Yenal. Çok eleştirdik zamanında. Dedik ki hamleyle maç kazanamıyor, hamleyle maç kazandı. Fenerbahçe deplasmanlarda çok pozisyon veriyor dedik. Maçın ilk yarısında neredeyse hiç pozisyon vermedi, sadece bir tane. Önce kendi takımı üzerinden problemleri çözmeyi başardığı bir Antep deplasmanı bu. Evet oyun kalitesi ama her şey de bir anda olmuyor futbolda. Önce rakibini durdurdu. Çünkü geriye düştüğün zaman Antep takımı boş alanı çok iyi değerlendiren takımlardan bir tanesi. Önce geriye düşmeme problemini çözdü. Orta saha özellikle oyuncularla oynadı. Ki bu oyuncular top rakibe geçtiği anda daha çabuk tepki veriyorlar olaya. Daha çabuk dokunuyorlar rakiplerine. Pozisyon vermedi. Risk alacaksam hamle yapacaksam devre arasında dedi. E, çabuk kaleye giden Rodriguez'i aldı. Rodriguez hamlesi hem Rodriguez üzerinde karşılık verdi... Hem de Kuruse ve Vedat Muriç'e çok fazla boş alan yarattı. Kuruse'nin özellikle sezon başından beri yapması gerektiği gibi ceza sahası içerisinde doğru koşuları yaptığı ve bu maçı çözdüğü bir maç oldu. Bir deplasman oldu. Kuruse'den beklenti bu zaten. Kuruse'nin 10 topun 8'ini iyi kullanmasını beklemiyorum ben. Ama gol pozisyonlarının içerisinde ama kilit pasla ama asistle ama golle var olmasını bekliyorum. Çünkü forvet arkası bir oyuncudan beklenti budur. Her topu iyi kullanması değil. Ceza sahası içerisinde etkin olması. Krus'de o yüzden bence sınıfı geçtiği maçlardan bir tanesini oynadı. Şampiyonluk isteyen ve kazanmak isteyen bir takım bu kadar orta saha yönlü oyuncu, topla e, mesafe kat etmekte zorlanan, adam eksiltmekte zorlanan bir orta saha yapısıyla maça başlaması e, doğru stratejimi kazandıktan sonra evet öyle diyebiliriz ama bu maç berabere bitseydi veya bir e, mağlubiyet olsaydı o zaman çok ağır eleştirilirdi herhalde Şimdi, Ersun Yanal. Kimi seçersen seç, eğer maç kötü biterse o strateji eleştirilecek. İkincisi maç 90 dakika üzerinden teknik direktör tarafından okunur. Bazen kötü bir ilk yarıyı göze alırsın ya da çok pozisyona girmekten ziyade rakibin temposunu düşürdüğün bir ilk yarıyı göze alırsın. O yüzden Ersun Yanal'ın hani ilk 11'ini, devre arası hamlesini maç sonuna baktığın zaman çok fazla eleştirmeye gerek yok. Oyun kalitesi anlamında bütün takımlar şu anda 90 dakika kontrol ederek oynamıyorlar zaten. Öyle bir takım da yok. O yüzden Fenerbahçe'de iyi oynadığı bir 45 dakika üzerinden galip geldiği deplasmana bakarsan Ersin Yanal iyi iş gördü diyebiliriz. Burada çok hırpaladık Ersin Yanal'ı. Sürekli söylüyoruz ama bu sefer o eleştiri hak etmiyor. Peki Trabzonspor'da şimdi Hüseyin Çimşir dönemi yeni başladı. Yani onun hakkında zaten çok fazla konuşulacak bir şey yok. Ama bugün Ahmet Ağaoğlu'nun bir açıklaması olmuştu. 800 bin euro bütçemiz var ve transfer yapacağız diye. Hem bu transfer yapılabilecek mevkileri tekrar bir sorayım istedim. Hem de Star için durumu şu an hani sürekli ağrıları nedeniyle oynayamıyor ki. Bu bizim yabancı olmadığımız bir şey yani Liverpool'daki dönemiyle beraber. Yani Star için kariyerinde Trabzonspor bu fırsat dönemi mi yani Star satmak için? Böyle bir şey yapabilir mi? Ne dersin abi? Şimdi şöyle teklif gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ama sağlık ekibinin Star için ne problemi olduğunu açıklamamasından açıkçası çok net bir problemi de olmadığı çıkıyor ortaya. Bu oyuncu zaten normal bir oyuncu olsa Premier Lig'den çoktan talipleri çıkmış ve buraya gelmeden oralara gitmişti. Problemli oyuncuları Türkiye'ye getirebilirsin. Bu kadar kaliteli ise Star işte böyle bir oyuncu. Canı ne zaman isterse o zaman oynayacakmış gibi duruyor. Ya bu lükse katlanacaksın ya da hayır benim takımımda yeri yok diyeceksin. Ama şu anda eğer ciddi bir talibi yoksa senin oyuncun faydalanmaya çalışacaksın. Suyuna gitmeye çalışacaksın. Zaman zaman üstesinden gelmişti Dünal Karavan. Hüseyin Cimşir'in de bu işin üstesinden gelebileceğini düşünüyorum ama Star için buna ne kadar niyetli olduğu önemli. Kamp iyi oynadı ama daha ciddi maçlarda test edildiğinde ne performans gösterecek bilmiyorum. Ben hep Trabzonspor'un stoper ihtiyacı olduğunu düşünüyordum. Hala da aynı durumdayım. Bir takımın stoper katesi ne kadar yüksekse başarılı olma ihtimali de o kadar fazla. Elinde 4-5 tane yüksek kalibreli stoperin varsa sezon içerisinde başarılı olma şansın o kadar fazla. Peki hani bu stoperi tam tanımlayacak olursak işte hızlı, uzun boylu, sol ayağını iyi kullanan vesaire hani nasıl bir... Şampiyonluk adayı takımların stoperleri e, süratliden ziyade pozisyon bilinci yüksek oyunculardan oluşur. Bir, ikincisi ayaklarının düzgün olması lazım. Çünkü geriden oyun kurarken topu orta sahadan gelip biri senin ayağından alıp oyun kuruyorsa o stoperler şampiyonluk adayları için uygun değil. Bu da sanırım hani en azından konuşulan hedefler arasında Marcelo'yu İşaret ediyor. Bizi bizim yakın tarihte e, izlemeye doyamadığımız stoperlerden bir tanesi. Kea gibi, Marcello gibi oyuncular ve transfer döneminde paralar bu kadar kısıtlıyken en bildiğin oyuncuyu almak istiyorsun. Risk almak istemiyorsun. O yüzden de her problemi olan, stoper problemi olan takım için Marcello konuşulur. Gayet doğal. Geçen hafta Başakşehir e, Kırklareli Spor maçının sonrasında kayda girmiş ve orada beraberlik yaşamış Başakşehir'i değerlendirmiştik. Evet. E, bir hafta geçti. Başakşehir e, bu kez e, yine berabere kalarak e, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Kırklareli Spor'a elenmiş oldu. E, i̇lk beraberliği e, Psikolojik mi yoksa e, ligo verilen önem mi yoksa Kırklareli mi iyi diye değerlendirmeye çalışmıştık. Bu kez e, bunu asıl değerlendirmenin zamanı şimdi geldi. Çünkü e, iyi bir kadroyla sahaya çıktı Başakşehir. Yani e, vardı evet e, yedek olan oyuncular forma şansı bulmuştu ama yine de bence o kadro Süper Lig ortalamasının üstünde olan bir kadroydu diye düşünüyorum. Buna rağmen eli Spor'a e, diş geçiremedi ve elendiler. Burada eleyen eli Spor mu yoksa eleyen Başakşehir mi? Elenen Başakşehir mi diyorsun? Elenen Başakşehir im. Şöyle bence çıkarttığı kadro üzerinden eleştiri hak etmiyor Okan Buruk. Türkiye Kupası'na elendi diye eleştirmeyeceğim tek takım Başakşehir takımı. Çünkü Avrupa'da yani iki ciddi kulvarda devam ederken bir sürü sebebi olabilir. Bence çok ciddi sebeplerinden bir tanesi ilk yarıdaki ilk maçın bu eşleşmenin ilk maçının bir bir bitmesi. İkinci maçta deplasmanda alt lig takımına karşı yüksek konsantrasyon gösteremeyebilirsin. O sahada gündüz maçında pozisyona girersin atamazsın bu tip elenmelerin en önemli sebebi ilk maçlarda aldığın sonuçlardır. İlk maçta işi bitireceksin aslında. İşi bitirememenin sıkıntısını yaşadı. 100, %100 sona katılıyorum. Rotasyonlu kadro neredeyse Türkiye'de şampiyonluğa oynayacak kadrolardan bir tanesi. O yüzden bu kadroyu çıkardığı için Okan Hoca da eleştiriyi hak etmiyor. Oyuncunun kafasında Türkiye Kupası yoksa buna bir şey yapamazsın Sercan. Avrupa Kupası var Başakşehirli oyuncunun kafasında. Şampiyonluk yarışı var. Ki şampiyonluk yarışını iki senedir son düzlükte neredeyse son 50 metrede kaybettiler. Şimdi böyle iki tane ciddi kulvar varken Türkiye Kupası'nı oyuncu ciddiye almazsa bunun da bir getirisi yoksa maddi anlamda kulüplere. Kimse de kusura bakmasın niye elendi demem. Aynı şey Fenerbahçe 5 yaş Galatasaray için geçerli değil. Çünkü işin içerisinde Avrupa Kupaları yok. Türkiye'de Avrupa'da bir şansı olan tek takımımız Başakşehir. Ligde de şampiyonluğun en ciddi adayı. Böyle bakarsan niye Türkiye Kupası'nda elendi? Çünkü götüremeyecek çünkü. Belki oyuncu bilinci de bunda etkili olmuş olabilir. Belki sert ve acımasız bir yorum olacak ama e, profesyonel olarak e, bu işi yapan insanlar, futbol üzerinden paralar ve özellikle Başakşehir açısından baktığımızda da büyük paralar kazanan futbolcular bunlar. E, lige veya Avrupa'ya yöneldikleri için bir diğer organizasyona daha az motive olmak e, anlaşılabilir bir şey mi? Şöyle aldıkları para üzerinden niye üç günde bir maç oynamıyor dersen, bu anlamsız olur. Çünkü bunu Türkiye'de başarılabilen hiçbir takım yok. Hiçbir teknik direktör oyuncusuna bunu yaptıramıyor. Kabul ediyorum, profesyonel oyuncular kulvar seçmemeli ama Başakşehir takımı şampiyonluk yolunda sürekli kaybeden ve Avrupa Kupası'nda olmayan rakiplerine göre çok iyi iş çıkartmış bir takım. O yüzden de üç kulvarda birden gitsin, gitmiyorsa başarısızdır, bu paralar niye ödeniyor falan doğru yaklaşım değil bence. Peki, Kırklareli Spor'a yenilmiş olan o kadro üzerinden de baktığımızda Rotasyonlu daha geniş olan kadro ligin tamamına baktığımıza, Süper Ligin tamamına baktığımızda Başakşehir'de diye düşünüyorum. Bu kadro onu gösteriyor diye Sana düşünüyorum. Belki de diğer takımlar Avrupa'da devam ediyor olsaydı bütün kulvarlarda çok zorlanacaklardı. Sen en başta dedin zaten Başakşehir buna en uygun kadro diye ama onlar da yine de turnuvanın birine vedat etti. Başakşehir kaldırlar. en uygun kadro. İsim isim evet. Mesela Robinho ile Kerem Fray rotasyonlu kadroda bile kenarda duruyorlar. Birçok şampiyonluk adayı kulübün böyle hamleleri yok şu anda. Ama dediğim gibi oyuncu da 40 50 maçına konsantre etmek zor olur. Bu arada hiç yenilmeden elendiler. Yani hiç yenilmeden elendiler. Ama alt lig takımları için Türkiye Kupası'nın ne ifade ettiğini ben iyi biliyorum. Hangi alt lig takımıyla oynasak şampiyonluk maçı oynuyormuş gibi oynarlardı. Ama süper ligdeki takımlar için yarı finale gelene kadar Türkiye Kupası maçları gerçekten zulüm gibi ya. Belki Üzülerek o söylüyorum ama zulüm gibi. O yorumumu şöyle düzel, düzeltmekte fayda olabilir. Ee, Başakşehirli oyuncular e, belli açıda açıdan yine e, profesyonel yaklaşıp maçı kazanmak istiyor olabilirler ama rakipleri şimdi senin dediğin gibi o maça kazanmayı onlardan çok çok daha istiyorlar. Çünkü onların da vitrini orası. Şimdi Türkiye Kupası'ndan gelen paralar alt Lik takımları için iyi para. Ama Süper Lig takımları için hani bu turnuvayı kazansam bile, Türkiye Kupası'nı alsam bile evet Avrupa Kupası için güzel bir bilet. Ama o zamana kadar çok fazla maddi getiri olan bir şey değil. Şimdi lig maçı gibi ciddi primler koysan, ki Türkiye Kupasında Başakşehir'e kırdıkları maç için de prim koyamazsın, biraz tuhaf kaçar. Ciddi primler koyarsan, 14 yabancılı sistemde profesyonelliği para üzerinden değerlendiren yabancılar sana o maçı alırlar. Sadece maddi açıdan da değil. Sadece maddi açıdan de başka ne, neye Hayır, bakacak ki Şu yabancı. da var. Ee, mesela Robinho eli Spor karşısında hat trick yapsaydı Robinho'nun kariyerinde bunun hiçbir anlamı olmayacaktı. Onun için <laughs> normal bir maç olacaktı. Evet. Ama Başakşehir karşısında hat trick yapan bir eli Sporlu oyuncu belki de Süper Lig'e transferini hayal edecek bunun üstünden yani. Bir maçla kendisini izlettirmeye alabilir ee, eli oyuncu. O yüzden yani, eli Spor çok daha istiyordu maçı belki de. Bu bütün alt lig takımlarıyla alakalı çok geçerli. Ben şunu gördüm kendi futbol hayatımda oynuyoruz. Yani rakip de Konya'daydım. Ya Antep'te ya Konya'da. Hangi oyuncu olduğunu, hangi takım olduğunu söylemiyorum ama diyor ki abi sizi yenersek alacaklarımızı ödeyecekler dedi ya. Zorlama dedi bana sahanın içerisinde. Şimdi ben çocukcağıza ne diyeyim? Daha 18 yaşında. Ve bizi elediler o gün abi. Ayaklar gitmiyor yani. Şimdi alt tek oyuncusu için bir Süper süperlik takımını elemenin tadı, o özgüveni, ne diyeyim, forsu Anladın mı? Yani Süper Lig oyuncusu için çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Ama alt lig takımı için Süper Lig'de bir takımı elemek, Türkiye Kupası'nda bir ilerlemek birçok şeyin de çözümü olabiliyor. Maddi manevi. O yüzden saygı duyuyorum. Ya Türkiye Kupası'nın maddi gelirlerini Süper Lig takımları için de cazibeli hale getireceksin. Ya da bu tip sürprizler devam edecek. Teşekkür ederiz abi. Haftaya görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.